Merhaba, saat 12 gelişmelerle karşınızdayız. İtalya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili yeni bir görüntü paylaşacağız şimdi. İtalyan basını paylaştı bu görüntüleri. İşte bu görüntülerde helikopterde bulunan Lübnanlı bir yolcu çekim yapıyor. İtalyan basınının bu Lübnanlı yolcunun ailesinden aldığı görüntüler bunlar. Helikopterin sorunsuz şekilde uçtuğu kaydedilmiş bu görüntülerde. Ancak yine aynı görüntülerde fark ediyoruz ki hava sisli ve bulutlu. İtalyan yetkililer kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Bu kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Helikopterde zaten 7 kişi vardı ve onlardan 4'ü Türktü. Bir iş gezisi için orada bulunuyorlardı. Perşembe günü radardan kaybolmuştu helikopter. Şimdiki görüntü İtalyan basınından elde edilen bir görüntü. İtalyan basını ise bu görüntüyü o helikopterde bulunan Lübnanlı yolcunun ailesinden almış. O yolcu cep telefonuyla bu görüntüleri kaydetmiş ve bunlar da muhtemelen o helikoptere ve helikopterdekilere ilişkin son görüntüler. Ankara'da yağış etkiliydi dün. Sele neden oldu. Hatta bu selde bir kişi hayatını kaybetti. O isim İlkay Yiğit, 27 yaşındaydı. Aracı sele kapılan bir başka kişi var. O kişi de halen aranıyor. Serkan Kaya sabahtan bu yana sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda da Tatlar Deresi bölgesinde son bilgileri paylaşacak bizimle Serkan. Seda, Tatlar Deresi bölgesi 3'e ayrıldı ve o 3 bölgede Çubuk Barajı'na kadar olan bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor. O kayıp bir kişinin bulunması için. Kim için ilbali gösteriyor? Ankara'nın dört bir yanından ekipler geldi demiştik. İşte şu anda da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleriyle beraberiz. Canlı arama kurtarmasında uzman olan köpeklerle, yetiştirilmiş köpeklerle birlikte itfaiye ekipleri dere boyunca yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafeyi yürüyerek kat ettiler. Bu aslında bugün yaptıkları ikinci ya da hatta üçüncü turları olabilir. Her noktaya, her köşeye bakıyorlar. Dedektör burunları olarak nitelendirdiğimiz bu köpeklerle birlikte canlı olarak bulabilmek için o kayıp kişiyi çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu köpeklerin yetiştirilmesinin ardından AFAD tarafından sertifika işlemi yapılıyor ve uzmanlıkları canlı bulma noktasında. Daha önceki doğal afetlerde de görev yapmış durumdalar. Yani o kayıp kişi, dün akşamdan bu yana haber alınamayan kayıp kişi canlı olarak bulunduğumuz noktalarda bir yerdeyse her nerede olursa olsun bu ekipler tarafından bulunma ihtimali olacak. İşte tüm umutlar da aslında o arama kurtarma çalışmalarından gelecek. Güzel haberdi. Dün 14.30 sularında başlamıştı yoğun yağmur. O yağışla birlikte Ankara'nın özellikle Altındağ bölgesinde, Karapürçek bölgesindeki Tatlar Deresi, normalde oldukça az bir debiyle, düşük bir debiyle akan bu dere, işte bu gördüğünüz molozları taşıyacak 4-5 metre yüksekliğe çıkacak bir debiye ulaştı ve o şiddetiyle beraber 3 aracı beraberinde sürükledi. Maalesef 27 yaşındaki İlkay Yiğit sele kapıldıktan sonra hayatını kaybetti ama uzman ekipler bir kişiyi daha arama çalışmalarına devam ediyorlar. Dün gece yarısına kadar çalışmalar sürdü ama akşam karanlıkla beraber çalışmalar sonlanmıştı. Günün ilk ışıklarıyla beraber o çalışmalar yeniden başladı ve tüm ekiplerin, AFAD'ın, UMKE'nin, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının, gönüllü ekiplerin yer aldığı, uzmanların yer aldığı bu çalışmalarla birlikte de o kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şu anda aslında o Tatlar Deresi'nin normal yatağından yaklaşık 10 metre kadar içeriye girmiş durumdayız ama görüyorsunuz buralar bile tamamıyla balçıkla kaplı durumda ve selin getirdiği o balçık işte buralarda neredeyse deniz kumunu andıran bir yapıda kumu buraya taşımış durumda. Selle birlikte elbette tonlarca malzeme de taşındı ama o malzemelerin içerisindeki 3 araçtan birisinde maalesef bir cansız kişiye ulaşıldı. Aracın sahibine, aracın bulunduğu noktadan bir süre yaklaşık 2 kilometre ötede onun cansız bedenine ulaştı. Şimdi ekipler diğer kişiyi aramak için, ona canlı şekilde ulaşabilmek için mücadele veriyorlar. 3'e bölündü bu bölge. Birinci bölge yaklaşık 5 kilometrelik bir alan. Selin vurduğu ilk noktadan itibaren
bulunduğumuz yere kadar geliyor. Bundan sonraki yerde yaklaşık 800-900 metrelik bir alanda ki orası coğrafi olarak daha zor bir bölge. O bölgedeki ekiplerin de çalışmaları devam ediyor. Üçüncü bölgede ise yaklaşık 20 dalgıç suya girmek için hazırlık yapıyorlar. Bu bölgedeki sarp koşullarda, zor coğrafi koşullarda yapılan çalışmalarda herhangi birisine ulaşamazsa ekipler artık görev dalgıçlara düşecek ve onlar da Çubuk 1 Barajı'nda, Ankara'nın en eski barajlarından birisi olan Çubuk 1 Barajı'nda çalışmalar yapacaklar. Çalışmanın zorluğunu işte bu görüntü aslında size anlatıyor. Neredeyse diz boyuna kadar çamura saplanmış durumda ekipler ve çok zor ilerliyorlar bulundukları noktada. Bu bolozun içerisinde, bu çamurun içerisinde de herhangi birisi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Her noktaya bakmak zorundalar. İşte koşullar ne olursa olsun bu çalışmaya zor bir şekilde devam ederek bu noktadaki birinci kısımdaki çalışmayı tamamlamak için mücadele veriyorlar ki oldukça zor. Bir önceki yayınımızda size bir araç göstermiştik Timuçin İlbaylı ile beraber. O araca doğru çalışmalar devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başladı demiştik. Bu ekip yukarıdan aşağıya doğru tarayarak gelmeye devam ediyor. Önce derenin bir tarafını, sonra diğer tarafını tarıyorlar ki uzman köpekler bu noktada oldukça işlerini kolaylaştıracak durumda. Çünkü bu noktada bakıyoruz, şimdi şurada size göstermek istiyorum. Aslında dere yaklaşık 3-4 metre yanımızda ama bulunduğumuz yerde neredeyse bir dirsek boyu, bir kol boyu kadar toprak çökmüş durumda. Bu toprak da normalde burada olmayan bir toprak. Selle birlikte buraya taşınmış bir toprak. İşte bu zor koşullardaki çalışmanın sonrasında o kayıp bir kişinin aranması için, bulunması için çalışmalar devam ediyor. Ne kadar çok moloz varsa, ne kadar çok yığın varsa bu ekiplerin işi o kadar zorlaşıyor. Çünkü o köpekler o bölgelerdeki her yeri koklamak istiyorlar. Bir canlı var mı yok mu? Su olması, akarsu olması, durgun su olması, molozlar olması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. O köpekler eğer birisi canlıysa o noktada o arama çalışmalarını yapıyorlar. Birinci kısmın sonuna kadar gelmiş durumdayız. Zaman geçiyor. Zaman geçtikçe çalışmaların yoğunluğu daha da artıyor. Artık herkesin tek bir amacı var. Dün akşamdan itibaren kayıp olan o bir kişiyi canlı olarak bulabilmek, işte tüm bu çaba da onun için. Serkan Kaya anlattı. Bir kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan bir kişi de bütün zorluklara rağmen aranıyor. Zamana karşı da bir yarış var. Ankara'da Tatlar Deresi bölgesinde takip ediyoruz kayıp kişiyi arama çalışmalarını. Siirt'in Pervari ilçesinde de pikniğe giden ve Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan iki hemşireden biri hayatını kaybetti. Diğeri de aranıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş, Beğendik Beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağa kaydı ve Müküs Çayı'na düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı. Vatandaşların çabasıyla Timurtaş sudan çıkarıldı fakat müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler kayıp hemşireyi arıyor. İstanbul'da yapılan denetimlerde 1104 düzensiz göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu park ve sahil gibi alanlarda düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren farklı ülkelerden 1104 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine ulaştırıldı. Erzurum'da su arızası için kazı yapan işçiler kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay Yakutiye ilçesindeki Erzurum Gar Müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Su arızasını gidermek için kazı yapan işçiler 10 santimetre derinlikte kafatası ve kemik parçaları buldu. Kazı durduruldu. Polise haber verildi. Ekipler kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. İyi günler. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize geçmeden önce öne çıkan başlıklara bakalım. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden 4 şehit haberi geldi. Uzman çavuşlar Ömer Yıldırım, Gökhan Demir'le uzman onbaşı Mehmet Ali Çap ve sözleşmeli er Fuat Özer bugün son yolculuğa uğurlanacak. Ankara'da dün öğleden sonra etkisini artıran sağanak sele neden oldu. 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Altındağ'da aracı sele kapılan bir kişi aranıyor. Canlı bağlantılar yapacağız başkentte. Fransa
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için bugün sandık başında. İkinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi büyük önem taşıyor. Fransa'daki havayı birazdan Kayhan Karaca aktaracak. ...13 bültenine yeni bir görüntüyle başlayacağız. Görüntünün adresi İtalya. İtalya'da 4'ü Türk, 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından hemen önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüleri İtalyan basını duyurdu, paylaştı. Görüntülerde helikopterde bulunan Lübnanlı bir yolcunun yaptığı çekime tanıklık ediyoruz. İtalyan basını bu Lübnanlı yolcunun ailesinden almış görüntüleri. Bu görüntülerde helikopterin sorunsuz bir şekilde çalıştığı ve havada yol aldığı izlenebiliyor. Ancak yine dışarıyı gösterdiğinde kamera havanın sisli ve bulutlu olduğu gözden kaçmıyor. İtalyan yetkililer bu kazanın kötü hava koşullarından gerçekleşmiş olabileceği ihtimalin üzerinde de duruyor. Kazaya dair daha fazla ayrıntıyı birazdan İtalya'dan canlı bağlantıyla alacağız. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 4 asker memleketlerinde toprağa verilecek. 4 ilde törenler yapılacak. Şehit uzman çavuş Gökhan Demir orduluydu, evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehit orduda son yolculuğa uğurlanacak. Şehit komandoer Fuat Özer 25 yaşındaydı. Adıyaman Balkar beldesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Adıyaman'da toprağa verilecek. Şehit uzman çavuş Ömer Yıldırım 27 yaşındaydı. Son izninde memleketine Sivas'a gidip evlenmişti. Kurban Bayramı'nda da düğün yapacaktı. Şehit askerin cenazesi ikindi namazından sonra defnedilecek. Aynı bölgede şehit olan uzman onbaşı Mehmet Ali Çap için de Gaziantep'te tören yapılacak. Hakkari'de devam eden Eren Abluka 2 operasyonunda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu'nun verdiği bilgiye göre Hakkari Yoncalı bölgesinde insansız hava araçlarıyla yerleri tespit edilen 4 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ankara'yı sel vurdu. Dün etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı. Suya kapılan 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Bir can kaybı var ve bir kişi de halen aranıyor. Bağlantılar yapacağız. Birazdan Serkan Kaya arama çalışmalarının sürdüğü bölgeden yayına bağlanacak. Anlatacak çalışmalara ilişkin notları. Öykü Tüccar da İlkay Yiğit için yapılan cenaze törenini takip ediyor. Önce Serkan Kaya ile bağlantımızı yapalım. Herhangi bir sonuç, bir ipucu var mı kayıp kişiden Serkan? Maalesef yok Seda Üretir. 15 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Oldukça büyük bir alan ve haliyle çok kuvvetli bir sel sonrasında tonlarca moloz da sularla beraber taşınmış durumda. O kayıp bir kişinin aranması için ekiplerin kesintisiz çalışması devam ediyor. Çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisi de Ankara'nın Çubuk Bir Barajı. Çünkü Tatlar Deresi o güzergahını tamamladıktan sonra Çubuk Bir Barajı'nın su tutma bölgesine, göl bölgesine bağlanıyor ve tüm selde beraber taşıdığı ne varsa bu bölgeye getirmiş durumda. İşte çalışmalar bir yandan dere boyunda devam ederken bir yandan da baraj gölünde botlarla ve zaman zaman da dalgıç ekiplerle birlikte çalışmalar devam ediyor. Ancak şu ana kadar ki yaklaşık 24 saatlik bir zaman geçtiğini söyleyelim, maalesef iyi bir habere ulaşılamadı. Bir can kaybı var. Onun acısı devam ederken ikinci kayıp kişinin bulunması için ekiplerin kesintisiz çalışması devam ediyor. Ankara'nın dört bir yanından buraya gelen ekipler çalışmalarını tamamlamak için uğraşıyorlar ama o çalışmaların içerisinde elbette tek umutları var, tek istedikleri var. O da kayıp olan bir kişiyi canlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bulabilmek. Aracına ulaşıldı ancak aracın içerisinde yoktu. Ekiplerin o nedenle alandaki çalışmalarını çok daha detaylı hale getirdiğini belirtelim. Bir yandan canlı bulmada uzmanlaşmış köpeklerle birlikte, bir yandan da uzman afetlerde görev yapmış uzman personelle birlikte yaklaşık 15 kilometre karelik bir alan üçe bölünmüş şekilde ve o kayıp bir kişinin aranması devam ediyor. Kayıp bir kişi halen aranıyor. Dün hayatını kaybeden
Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için de yine Ankara'da cenaze töreni düzenleniyor. O törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor. NTV'den Öykü Tüccar tören alanından notlarıyla yayına hazır. Evet, başkentte dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak sele döndü ve bir can aldı. O kişinin selde aracından inerek sulara kapılan kişinin adı İlkay Yiğit'ti. 26 yaşındaydı İlkay Yiğit. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bugün de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Öğlen namazını takiben cenaze namazı kılınacak ve ardından da toprağa verilecek İlkay Yiğit. Son yolculuğunu uğurlamak için İlkay Yiğit'i CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP il ve ilçe teşkilatları da bugün burada. Yine CHP Ankara milletvekilleri, genel başkan yardımcıları da burada İlkay Yiğit'i son yolculuğuna uğurluyorlar. Acı olay dün Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşandı. Öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin aracından inen ve sel sularına kapanan görüntüleri geldi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma özel asayiş komutanlığı ekipleri aktarıldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sürücünün cansız bedenine ulaşıldı ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden o kişinin 26 yaşındaki İlkay Yiğit olduğu belirlendi. Yiğit'in kimliğinin belirlenmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir taziye mesajı yayımladı. O mesajında Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz dedi. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partisine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Dün akşam üstü saatlerinde gelen bu acı haberin ardından Ankara siyaseti de birleşti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'den siyasi isimler de taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum ifadelerini kullandı. Yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı yayımlayarak İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesini, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine taziye mesajı paylaşan isimler arasındaydı. Tabii bu acı haber en çok CHP teşkilatını yaraladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başta olmak üzere CHP'den çok sayıda isim taziye mesajları yayınladı. Şu anda da Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda İlkay Yiğit için cenaze töreni düzenleniyor. 26 yaşındaydı İlker Yiğit. Sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Bu görevi yürütüyordu. Şimdi ise CHP Teşkilatı ve CHP Başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından da Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Bugünlerde selle ve sağanak yağmurla mücadele sadece başkentin verdiği bir sınav değil. Aydın'ın Söke ilçesinde de sel oldu. Orada da 10 dağcı mahsur kaldı. Söke'de sağanak dağlık alanda sele neden oldu. Bu sırada tırmanış yapan 10 dağcı mahsur kaldı. Dağcıların haber vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Aydın Hava Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter 6 dağcıyı kurtardı. Fakat 4 dağcı kaldı ve onlara karadan ulaşıldı. Kurtarma çalışması 9 saat sürdü. Kurtarılan dağcıların sağlık durumları iyi. Sağanak İstanbul'da da aralıklarla etkili oluyor bugün. Silivri'de küçük çaplı su baskınları oldu. Yağmur Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde aralıklarla sürüyor. Silivri'de bazı bölgelerde su baskınları da meydana geldi. Bazı binaların bodrum katları suyla doldu ve yollarda göle döndü. Su itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Yağmur nedeniyle ana yollarda trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Yağışın gün boyu aralıklarla İstanbul'da da devam etmesi bekleniyor.
Bugün öğle bültenine İtalya'daki helikopter kazasının o hemen öncesinde, helikopter düşmeden önce helikopter içinden yapılan görüntülerle başlamıştık, aktarmıştık. Lübnanlı yolcunun çektiği görüntüleri İtalyan basını ailesinden alıp paylaşmıştı. Şimdi İtalya'ya bir bağlantı yapalım. Şeyda Kanepa ile konuşacağız. Dün de gün boyunca seninle yayınlar yapmıştık Şeyda. Bugün son durum nedir? Cenazelerin Türkiye'ye ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi var mı? Seda, Eczacıbaşı topluluğunda çalışan ve iş temasları için İtalya'da bulunan İlker Uçak, Altu Erbil, Arif Cez ve Serhat Kenar isimli vatandaşlarımızın naaşlarının Türkiye'ye nakli için İtalyan makamlarıyla işbirliği yapılıyor ve Roma Büyükelçiliğimiz naaşların en kısa zamanda cenazelerin Türkiye'ye ulaşması için makamlarla sürekli temas halinde, özellikle arama ve kurtarma çalışmalarını koordine eden Modena Valiliği ile olayın duyulmasının ardından Büyükelçimiz Ömer Gücük olay yerine gidip temaslarda bulunmuştu. Bu temas da hala devam ediyor, ancak naaşların Türkiye'ye ne zaman gönderileceği henüz belli değil. Zira soruşturma var kaza bölgesinde. Kaza bölgesi dağlık bir alan ve gerçekten girilmesi çok zor bir alan. Özellikle Deniz Hava Kuvvetleri'nin helikopterlerinden yansıyan görüntülerden de belli olduğu gibi, hatta bu konuda bir açıklama var. Deniz Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterde görev yapan bir askeri personelin açıklaması var. Buraya gerçekten yürüyerek girmek sadece mümkün ve bu yüzden de naaşların naklinin hastaneye ve morga normal bir süreç içerisinden daha fazla zaman olması söz konusu olabilir. Gerçekten girilmesi çok zor bir bölge ve şu anda onlarca yetkili bölgede araştırma yapmaya devam ediyor kaza mahallinde. Hemen hatırlatalım, kaza 4 gün önce sabah 9.30'da havalanan helikopterin düşmesiyle oluştu. Ancak kazanın nedeni hakkında herhangi bir bilgi yok. Bu konu İtalyan basınına göre hala esrarını koruyor. Pilotun kötü hava şartları yüzünden daha hava şartlarının daha uygun olduğu bir bölgeye doğru rotayı kırmış olduğu, ancak maalesef kazanın yine de her türlü çabaya rağmen gerçekleşmiş olduğu düşünülüyor. Bu konuda da yetkililerden henüz bir açıklama yok. Yetkililer olayın başından bu yana gerçekten çok temkinli ve resmi olarak çok az bir açıklama var. Şu anda hala soruşturma devam ediyor. Hemen hatırlatalım kazanda nerede olduğunu. Helikopter Toskana bölgesindeki Lucca'nın küçük bir havaalanından yola çıkmıştı. Kuzeydeki Treviso kentine doğru ve Toskana'dan havalandıktan hemen sonra Emilia-Romanya sınırını geçtikten sonra radarda sinyali kaybolmuştu. İşte bu Emilia-Romanya sınırındaki Toskana ile iki bölgeyi bölen Apennino Dağları üzerindeki en yüksek tepe olan Kusna bölgesinde helikopterin parçaları bulundu ve 1922 metre yükseklikte bulundu. Helikopterin bulunmasının da şöyle gerçekleşti. Bölgede yürüyüşe çıkan bir dağcı yanmış ağaçları ve etraftaki metal parçalarını fark edince bunların fotoğrafını çekiyor ve yetkililere gönderiyor. Fotoğrafları gören yetkililer de helikopterleri bu bölgeye yönlendiriyor. Helikopterler de yukarıdan düşen helikopterin enkaz parçalarını fark ediyor ve karadan arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket ediyor. Dün öğleden sonra da Modena Valiliğinin teyit ettiği haberle 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını öğrenmiş bulunduk Seda. İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili bilgileri, son bilgileri Ceyda Kanepa'dan aldık. Şimdi Fransa'dan bir canlı bağlantıyla devam edelim. Siyasete döneceğiz bu defa. Bugün seçim var Fransa'da. Fransızlar genel seçimin ilk turu için sandık başına gidecek. Fransa'ya dönelim hemen. Kayhan Karaca ile konuşacağız. Nasıl bir sonuç çıkması bekleniyor Kayhan? Seda, biliyorsun bir buçuk ay önce Fransızlar Cumhurbaşkanı'nı seçtiler. Yeniden, daha doğrusu Emmanuel Macron'u Cumhurbaşkanı seçtiler. Bugün de Fransız parlamentosunun alt kanadı olan meclisin 577 milletvekilini
yenilemek için sandık başına gidiyorlar. 2002 yılından beri Fransa'daki yarı başkanlık sistemi böyle işliyor. Önce Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz, ardından bir buçuk ay sonra milletvekillerini yeniliyorsunuz. Bugün tabii en önemli konu bu seçimin ilk turu. Bu iki turu bir seçim. İlk turu bugün yapılıyor. İkinci turu önümüzdeki hafta pazar günü ayın 19'unda yapılacak. Bu ilk turda ve önümüzdeki hafta ikinci turda en önemli bilinmeyen, bu denklemin en önemli bilinmeyeni katılım oranı. Bütün anketler bu iki turda katılım oranının olağanüstü düşük olacağını öngörmekteler ki sabah saat 8'de açıldı sandıklar. 8 ile 12 arası oy kullanma oranının %18,43 olduğunu açıkladı biraz önce Fransız İçişleri Bakanlığı. Bu bir milletvekili seçiminin ilk turunda saat 12 için rekor düzeyde düşük bir oran. Seçimlerde dediğim gibi 577 vekil yenilenecek. Bu 577 koltuk için tam tamına 6293 aday var. Tabii burada en önemlisi 4 önemli konu var. Birincisi Cumhurbaşkanı Macron mutlak çoğunluğa mecliste sahip olabilecek mi? 2017'de seçildiğinde mutlak çoğunluğa sahip olabilmişti. Kendisine destek veren merkez partilerin de sayesinde anketler bu sefer çok daha zor olacağını söylüyor. Mecliste mutlak çoğunluğa sahip olmanız için en az 289 vekile sahip olmanız gerekiyor. İşte bu rakamı yakalayabilecek mi, yakalayamayacak mı? Emmanuel Macron hep beraber göreceğiz önümüzdeki hafta. Anketler bugünkü ilk turda Emmanuel Macron ve Macron'un iktidar partisi ve o iktidar partisine destek veren küçük çaplı merkez partilerin oluşturduğu Beraber adlı koalisyonun %27-28 dolayında oy elde edeceğini gösteriyor. Fakat daha da önemlisi sol bu seçimlere blok halinde giriyor. İlk defa radikal sol, yeşiller, sosyalistler ve komünistlerden oluşan bir blok halinde bu seçimlere katılıyor. İşte o bloğun da bugün %27-28 dolayında oy elde edeceğini öngörüyor anketler. Üçüncü sırada sağ partiler geliyor. Üçüncü sırada aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi geliyor %19'la. Dördüncü sırada da klasik sağ, şu anda mecliste ana muhalefette olan Cumhuriyetçiler Partisi geliyor. Onların da oy oranını %11 olarak öngörmekte anketler. Akşam saat 6'ya kadar orta ve küçük boylu kentlerde açık kalacak sandıklar. Büyük kentlerde 8'e kadar, Türkiye saatiyle 21'e kadar açık kalacak. 21'den itibaren ilk sonuçları almaya başlayacağız. Bugünkü seçimlerin bir diğer özelliği de seçime katılan kadın aday oranının rekor düzeyde olması. İlk defa bu seçimlerde adayların, biraz önce belirttiğim 6293 adayın %44'ünü kadınlar oluşturuyor. Tabii ilk turda alacağınız oylar ikinci turda çıkaracağınız vekili belirleyecek ama bu hafta içinde yarından itibaren partiler arasında, adaylar arasında gerek ulusal çapta gerekse yerel çapta ittifaklar oluşacak. Fakat şu kesin, sol iktidar olamasa bile bu seçimlerle beraber solun meclisteki ağırlığı olağanüstü artacak. Fakat bir numaralı bilinmeyeni bu seçimin Macron, Cumhurbaşkanı Macron mutlak çoğunluğa sahip olacak mı, olmayacak mı? Olacaksa iktidar, olamayacaksa iktidarı bir koalisyonla mı paylaşacak, yoksa başka bir partiye ya da özellikle de sol partilere hükümet kurma görevi verecek mi? İşte onu hep beraber göreceğiz. Bu tabii çok çok önemli. Macron'un Cumhurbaşkanı seçilirken ortaya koyduğu programı uygulayabilecek olması bakımından Seda. Kayhan Karaca anlattı. Fransa'daki seçime ilişkin, bugünkü seçime ilişkin notları. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkındaki görüşlerini gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi. Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Kiev'de görüştü. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, üye ülkelere Ukrayna'nın başvurusuyla ilgili tavsiyelerini ileteceklerini hatırlattı. Ukrayna'nın bu süreçte gösterdiği çaba ve kararlılığı takdir ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlanma karşıtları sokaklara çıktı. Amerikan Kongresi'ne silah alımının kısıtlanmasını içeren yeni silah yasasının geçmesi için baskı yaptı. Gösterilere ülke çapında binlerce kişi katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlanma karşıtı protestolara binlerce kişi katıldı. Hayatımız için yürüyoruz isimli silahlanma karşıtı grup ülkenin birçok noktasında protesto düzenledi.
O adreslerden biri de başkent Washington'dı. Beyaz Saray ve Kongre binası çevresinde toplanan göstericiler Kongre'den yeni silah yasasının kabul edilmesini talep etti. Silahlanma karşıtı sloganlar attı. Tüm Amerikalıların güven içerisinde yaşama hakkı var. Anayasanın hiçbir yerinde silahlara sınırsız erişime dair bir madde yok. Konuşmaların yapıldığı sırada yanlış silahlı saldırı alarmı verildi. Katılımcılar bir anda etrafa kaçışmaya başladı. O sırada konuşmacılardan biri göstericileri uyardı. Gösterilerin bir diğer adresi ise 2018 yılında bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği Florida'nın Parkland kentiydi. Göstericiler sıradaki "Ben miyim?" yazılı pankartlar taşıdı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hayatını kaybettiğine dair haberler gerçekten çok üzücü. Çok fazla gencimizi kaybettik. Sıradaki "Ben miyim?" bundan sonra öldürülecek kişi "Ben miyim?" New York'ta da yüzlerce kişi bir araya geldi, talepleri ise aynıydı. Uvalde'deki katliamda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler anıldı. İlkokul katliamında kurşunlardan saklanan bir öğrencinin sıranın altına saklandığı anı yansıtan bir heykel de gösteride yer aldı. Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden da New Mexico seyahati sonrası gazetecilere verdiği demeçte göstericilere seslendi. "Yürümeye devam edin, bu çok önemli," dedi. Irak'ta da petrol şirketlerinde yevmiye usulü çalışan işçiler sokaktaydı. Sebebi ise tam zamanlı çalışma sözü veren hükümetin sözünü yerine getirmemesi. Protestocular Basra ve Bağdat'ı birbirine bağlayan otoyolu trafiğe kapattı. Haksızlığa uğradıklarını iddia ettiler. Basra-Bağdat arasındaki otoyolu kapattılar. Irak'ta tam zamanlı çalışma sözü verilen geçici işçiler ayaklandı. Geçici sözleşmeli çalışanlar ayaklanıyor. Meclis tarafından haksızlığa uğradık. 2 yıllık çalışanlar için tam zamanlı sözleşme talep ettik. Hazırladığımız sözleşme meclisteki oylamadan 10 dakika önce değiştirildi. İddiaya göre petrol şirketleri adına yevmiye usulü çalışan işçilere işe alındıklarında tam zamanlı çalışma sözü verildi. Ancak işlerine bildirim olmadan bir anda son verildi. Bunun üzerine işçiler Basra ve Bağdat'ı birbirine bağlayan otoyolu trafiğe kapattı, lastik yaktı. Protestocu işçiler petrol şirketi çalışanlarının ve şirketlere ait kamyonların ilerlemesine izin vermedi. Bölgeye çevik kuvvet ekibi de sevk edildi. Basra, OPEC üyesi Irak'ın en büyük ikinci kenti ve ülkenin petrol rezervinin %70'ini barındırıyor. Çin'den bir güvenlik kamerası görüntüsü var sırada. Restoranda kendi halinde yemek yiyen 3 kadın önce tacize uğradı. Tacize tepki gösterince de 9 kişi tarafından acımasızca darp edildiler. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Çin kamuoyunda büyük tepki çekti. Yemek yiyen kadınlara yaklaştı, kadınlardan birine dokunarak taciz etti. Kadın tepki gösterince de saldırmaya başladı. Kadının arkadaşları adama karşı koymaya çalışınca bu kez restoranın dışından adamın arkadaşları da geldi. 9 kişi 3 kadını acımasızca dövmeye başladı. Görüntülerin adresi Çin'in Tangshan kenti. Kendi hallerinde yemek yiyen 3 kadına yönelik önce fiziksel taciz, ardından da uygulanan şiddet anı restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler Çin sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı, büyük tepki çekti. Polis kadınların hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Olaya karışan 9 kişinin ise tutuklandığı ve kadınları hedef alan bu saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Diyarbakır'da 25 katlı bir apartmanın 20. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında itfaiye erlerinin de olduğu 23 kişi de dumandan etkilendi. 25 katlı apartmanda yangın çıktı. Bir kişi öldü, 23 kişi dumandan etkilendi.
biri itfaiye eri, iki kişinin durumu ağır. Yangın Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 25 katlı apartmanın 20. katındaki dairede başladı. Alevler hızla daireyi sardı. Duman apartmana doldu. Yangına 10 itfaiye aracı ve 40 itfaiye eriyle müdahale edildi. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi. Yangın yoğun çabaların ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erlerinde bulunduğu 23 kişi hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki Hüseyin Çelik hayatını kaybetti. Biri itfaiye eri, iki kişinin durumu ağır. Yangının sebebi araştırılıyor. İstanbul'da Pendik'te 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Temde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, bariyeri yıktı ve karşı şeride geçti. O sırada araç kamerası açık olan bir otomobilde savrulan araca çarptı. Bu görüntüden hemen sonra da geriden takip eden 2 araç daha kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Luna Park'taki eğlence aleti platformdan çıktı ve içindeki çocuklarla birlikte yere savruldu. Antalya'daki kazada 3 çocuk yaralandı. Kaza anı arkadaşlarını görüntüleyen bir başka çocuğun telefonu tarafından kaydedildi. Aşırı korkutucu, buna binmeyin. Kesin binmeyin. Buna binerseniz iş bitti. Az sonra olacaklardan habersiz arkadaşlarını kayda alıyordu. Bir anda eğlence aleti platformdan çıktı. Çocuklar ölümden döndü. Kaza! Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Luna Park'ta kaydedildi. 3 çocuk hafta sonu eğlenmek için gittikleri Luna Park'ta Minimax adlı eğlence aracına bindi. Ancak eğlence aletinin bir parçası hareket ettikten kısa süre sonra mekanizmasından koparak düştü. Sallanırken bir anda ip gibi küçük kablo gibi bir şey vardı. Küçük kablo gibi bir şey tutuyormuş. O koptu, ondan sonra ters yattı sürüklenerek. Olayı görenler hemen yardıma koştu. Çocuklar itfaiye ekipleri gelene kadar eğlence aletinin içinde baş aşağı oturur halde bekledi. Ekipler demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı. Birinci turunu bindik biz. Çok korkutucu geliyordu, çıkacak gibiydi. Biz ikinci turuna girmedik. Diğerleri girdi, üstümüze düşüyordu az kalsın. Kablosu mu ne kopmuş. 11 yaşındaki çocuklar Mete Atik, Yakup Bilal Salarvan ve Buğra Yağız Koyun hafif yaralandı. Yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçını da kazandı. Milliler deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yendi. Milli takım galibiyet gollerini 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun'la elde etti. UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında da fileleri havalandıran Serdar Dursun toplamda 4 gole ulaştı. Grupta 3'te 3 yapan milliler 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Milli takım 4. karşılaşmasında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek. Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi başladı. Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ile yarıştığı seçimi kazanarak 4 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. Sarı liste 59, kırmızı liste 155. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek. Sarı kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda Eşref Hamamcıoğlu ile yarışan Özbek, 4 yıl aradan sonra ikinci kez başkanlığa seçildi. Özbek 2208, Hamamcıoğlu 2073 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Dursun Özbek gözyaşlarını tutamadı. Özbek yaptığı teşekkür konuşmasında camiaya birlik mesajı verdi. Değerli kardeşlerim, yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi artık. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağım arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum arkadaşlarımla beraber. Hep beraber artık barışmanın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan kaybeden diye bir şey yok. Hep beraber Galatasaray'ı hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Hep beraber el ele birlikte getireceğiz değerli kardeşlerim.
Yaşasın Galatasaray, ne mutlu Galatasaraylıyım diyene. Dursun Özbek 2 yıl Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlığını yapacak. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Bültenimize İspanya'dan haberle devam edelim. Haber sıcak haberi. Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisinde İspanya ve ülkenin güneyinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Bu son 20 yılda yaz öncesinde kaydedilen en yüksek sıcaklık. Henüz yaz mevsimine girilmedi ama İspanya'yı ilk sıcak hava dalgası vurdu. Görüntüler ülkenin güneyindeki Sevilla kentinden. Bölgede termometreler 40 dereceyi gördü. Dönemsel olarak son 20 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Sevilla ve Córdoba'da güneşten korunmak için şapka takan da vardı, şemsiye kullanan da. Sıcaktan kavrulan İspanyollar ve turistler bol bol su tüketti. Kimileri ise soğuk içeceklerle serinledi. Ağaç gölgesine sığınanlar kadar göllerde, göletlerde vakit geçirenler de oldu. Turistik faytonların atları da ıslak bezlerle serinletildi. Hava sıcaklığının hafta sonu 43 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının 15 Haziran'a kadar etkili olması bekleniyor. İspanya'nın başka bölgelerinde ise fırtına ve şiddetli rüzgar öngörülüyor. Tarihi geçtiği için çöpe atılan ilaçlar doğada önemli bir kimyasal kirliliğe neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada balıklarda %46 oranında antidepresana rastlandı. Bu durumun deniz canlılarında davranış bozukluğuna yol açtığını söyleyen uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Kontrolsüzce doğaya atılan ilaçlar kimyasal kirliliğe yol açıyor. Uzmanlar özellikle antidepresan atıkları nedeniyle balıklarda davranış bozukluğu görüldüğüne dikkat çekiyor. Bazı ilaçların vücutta değiştikten sonra dönüştüğü formu da aktif olabiliyor. Yani ilaç etkisini gösterebiliyor. Balıklar da böyle çok kolay oltaya atlayan, çok kolay yakalanabilen, çok kolay yem olabilen bir forma dönüşmüşler. Tarihi geçtiği için çöpe atılan ilaçlar son yıllarda ciddi boyutlara ulaştı. İlaç atıkları çöp yoluyla denizlere ve toprağa karışıyor. Çevre şartlarına dayanıklı üretilen ilaçlar doğada her geçen gün birikiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılından bu yana balıklar üzerinde kimyasal kirlilik araştırması yapıldı. Bu kapsamda kıyı şeridine yakın noktalardaki balıklarda %46 antidepresan, %54 sarı hastalığını tedavi eden ilaçlara rastlandı. Tansiyon ve epilepsi ilaçlarının miktarı da çok yüksek oranda gözlendi. Özellikle antidepresanların balıklarda davranış bozukluğuna yol açtığı belirlendi. Bu kadar çok kimyasalı artık doğa kaldırmıyor. Bunu elimizi yıkadığımız kimyasallar dahil, dezenfektanlar dahil, ilaçlar dahil. Özellikle ilaçlar çok ciddi kimyasallar olduğu için ve çok sık kullanılan bir grup olarak da antidepresanlar en tehlikeli grubu oluşturuyor. Önlem için ilaç atıklarına yönelik bir geri dönüşüm stratejisi geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bolivya'da 2 yıllık salgının ardından düzenlenen festivale ilgi yoğundu. 60 binden fazla dansçı sokakları doldurdu. Rengarenk kıyafetler, yöresel enstrümanlar, 60 binden fazla dansçı. Burası Bolivya'nın fiili başkenti La Paz. Görüntüler ise Büyük Güç Festivali'nden. Etkinlik her yıl Bolivya halkı tarafından tanrılara şükretmek ve bağlılıklarını göstermek amacıyla düzenleniyor. Binlerce dansçı renkli yöresel kıyafetleriyle sokakları dolduruyor. Kıyafetler arasında üzerindeki mücevherlerle birlikte değeri 20 bin doları bulan da var. Yeni kostüm alacak durumu olmayanlarsa özel kıyafetleri kiralayabiliyor. Müzik
Festival koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl boyunca yapılamamıştı. Festivalin uzun aradan sonra tekrar düzenlenmesi sevindirici. Pandemide çok kişiyi kaybettik. Bu yüzden festivalin tekrar aramıza dönmesi mutluluk veriyor. Uzun süre sonra başkent sokaklarına taşınan festival, Bolivya halkı tarafından da sevinçle karşılandı. Bir festivalde Kuşadası'nda var. Kortej geçişi, lezzet durakları ve kent sahneleriyle büyük ilgi gördü. Rengarenk kıyafetler giydiler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğine bir festival düzenlendi. Kuşadası Sokak Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Kentin turistik noktalarına lezzet durakları ve kent sahneleri kuruldu. Çeşitli gösterilerle renklenen festival, yöresel lezzetlerin sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesiyle birleştirdi. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok değişik akrobasi gösterileri görmüş olduk. Akşamki konser çok güzeldi. Hem şehre ve sokağa eğlence geldiği için pandemi sürecinden sonra çok rahatlamış olduk. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konseri de büyük beğeni topladı. Öyle bültenimizi burada noktalayalım. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.